Bir önceki dersimizden hatırlarsınız, şilomikronlar, yağ gibi hidrofobik moleküllerle ve ince bağırsakta sindirilip emilen kolesterolle birlikte, ince bağırsakta toplu halde bulunan, protein taşıyan özel moleküllerdir. Burada mor renkte bir protein kabuğuyla çevrili, yeşil renkte çizdiğim yağ moleküllerini görüyorsunuz. Bunlara bir bütün olarak şilomikron adı verilir. Şilomikron. İnce bağırsakta oluşan şilomikronlar daha sonra bir araya gelerek ince bağırsaktan lakteal olarak adlandırılan ve ince bağırsak hücrelerinin yanında bulunan lenf kılcal damarına gönderilir. Daha sonra omzumuzun yakınındaki göğüs kanalı aracılığıyla damarlara ve oradan da kalbe giren şilomikronlar kalpten akciğerlere pompalanır. Bu sayede kalbe yeniden oksijen verilmiş olur. Sonrasında şilomikronlar atar damarlar aracılığıyla bu yağların vücudumuzdaki diğer dokular tarafından emildiği kılcal damar yataklarına taşınır. Bunu daha yakından incelemek için tahtamızı silelim ve bir kılcal damarın küçültülmüş halini çizelim. Kılcal damarların pek çok farklı dokunun yanında yer aldığını biliyoruz. Dokular bu yolla besin maddeleriyle birlikte oksijen de elde eder. Burada gördüğümüz şilomikronun içindeki yağ moleküllerinin çevresindeki dokular tarafından nasıl serbest bırakılıp emildiğini öğrenmek istiyoruz. Kılcal damarın içinde aşağıya doğru yol aldığımızı varsayarsak, karşımıza kılcal damar yatağında bulunan enzimler çıkacaktır. Bunları da Pacman karakteriyle göstermek istiyorum çünkü bu moleküllerin parçalanmasında görev alacaklar. Bu enzimler lipoprotein lipaz olarak adlandırılır oldukça açıklayıcı bir isim değil mi? Lipoprotein şilomikron gibi bir lipoprotein üzerinde çalıştığını belirtir arkadaşlar. Lipaz ise ince bağırsaktaki lipaz ile aynı işlevi taşıdığına vurgu yapar. Dolayısıyla isim açıklayıcı. Çünkü temelde şilomikronda bulunan trigliseritleri alıp onları ayrı ayrı yağ asitlerine dönüştürür. Şilomikronda yer alan özel bir protein var ve lipoprotein lipaz enzimleri bu proteini gördüklerinde devreye girerek trigliseritleri ayrı ayrı yağ asitlerine dönüştürür ve böylece serbest bir gliserol temeli oluşturur tamam mı? Tüm kimyasal yapıyı buraya çizmeyeceğim sadece ne olduğunu hatırlamanız için sembollerle göstermek istiyorum. Bu enzim lipoprotein lipaz Yemek yiyince vücuda giren glikoza yanıt olarak vücudumuzda oluşan insülin tarafından devreye sokulur. Glikoz ve yağ genelde yiyeceklerde bir arada bulunduğundan yemek yiyince bunun aynı zamanda lipoprotein lipazı da harekete geçirmesi kulağa mantıklı geliyor. Neredeyse tüm dokular hücreye yağ alarak bunlardan ATP elde edebilir en bilinen istisnalardan biri beynimiz. Çünkü mitokondrisi olmayan al yuvar hücreleriyle birlikte yağ asitleri de kan beyin bariyerini geçemez. Mitokondrinin de sonun, sonucunda ATP üretilen yağ asitlerinin yükseltgenme tepkimesi için oldukça önemli olduğunu biliyoruz. Mitokondri olmadan yağlardan enerji elde edemeyiz. Ancak örneğin kas bu yağ asitlerinden bazılarını hücre içerisine alabilir. Burada serbest yağ asitlerini görüyorsunuz. Kas bunları hücreye alabilir çünkü artık yeteri kadar küçükler. Kılcal damardaki bu yağ asitlerinin tamamını en çok kullanıp emen ise yağ hücreleridir. Buraya birkaç tane yağ hücresi çizmek istiyorum. Bunlar yağ depolamaya ayrılmış özel hücreler. Çekirdekleri oldukça küçük olduğundan stöplazmalarında yağ depolamak için geniş bir alan bulunmakta. Etrafta dolaşan yağ asitlerini gördüklerinde bunları hücre içerisine alırlar ve depolama için sıkıştırarak yağ asitlerini yeniden trigliserite çevirirler. Ve böylece büyük yağ damlacıkları şeklinde hücrelerinin içinde depolarlar. Şimdi e, şilomikrona geri dönelim lipoprotein lipaz tarafından sindirildikten sonra kılcal damar yatağına doğru olan yolculuklarının sonunda geriye kalan kısım şilomikron kalıntısı olarak adlandırılır. Buraya şk ya da şk işte iki harf olarak yani şk şk kısaltma olarak yazıyorum tamam mı? Tabii ki hala lipoprotein lipaz tarafından parçalanmamış trigliseritler bulunabilir ve ayrıca burada yediklerimizden geçen bir miktar kolesterol de olabilir. Kolesterol de olabilir. Ancak hala içerisinde vücudumuz için pek çok yararlı şeyi barındırır. Bu yüzden karaciğerimiz bu şilomikron kalıntılarının yeniden emilmesinde önemli bir rol oynar. Buraya bir karaciğer çizmek istiyorum. Tabii ki asıl anatomik şekliyle değil. Sadece size bir fikir vermesi için. Karaciğerde bu şilomikron kalıntılarını hücre içerisine alan özel reseptörler bulunur. Şu an neden bu şilomikron kalıntılarını karaciğer alıyor? Neden başka bir organ değil diye merak ediyor olabilirsiniz. Bunun cevabı basit. Tüm sindirim yolları karaciğere uzanır. Yağ asidi metabolizması ve trigliseritlerin sindirimi ince bağırsakta gerçekleşir. Bunu buradaki pembe çizgiyle belirtelim. Aynı zamanda karbonhidratlar, proteinler ve nükleik asitler de parçalanıp emilir. Bunlar doğrudan kılcal damar yatağından geçebilecek kadar küçüktür ve kılcal damar yatağına girdiklerinde buradaki tüm kılcal damarlar doğrudan karaciğere giden bir damar yolu oluşturur. Bu oldukça önemli bir anatomik bağlantı çünkü ince bağırsakta sindirilip emilen her şey aslında karaciğerlerden, e, karaciğerden daha doğrusu karaciğerlerden, karaciğerden geçer. Tabii yağlar hariç. Unutmayın. Şilomikronlarda taşınan yağlar lenf damarlarına aktarılır. Karaciğer değil onlar. Sanırım şimdi fazla yemek yedikten sonra bu damar aracılığıyla karaciğere aktarılan fazla miktarda glikoz olduğunu hayal edebilirsiniz. Bu glikozun bir kısmı ATP üretmek, bir kısmı da glikojen üretmek için kullanılır. Unutmayın, glikojen vücudumuzun karbonhidratlardan elde ettiği en önemli depo yakıtı ve herhangi bir sorunla karşılaşmadan doğrudan karaciğere aktarılıyor bu. Ancak fazladan glikoz aldıysak bir metabolizma yolu sayesinde bunu daha fazla yağ asidine dönüştürebiliriz. Bence asıl havalı kısmı da arkadaşlar şimdi başlıyor. Karaciğerin işlevselliği ince bağırsağa benzer. Karaciğer yağ asitlerini trigliserit molekülleri şeklinde ve bunları da şilomikronlara oldukça benzeyen protein taşıyan özel moleküller halinde bir araya getirebilir. Ancak şilomikron yerine çok düşük yoğunluklu protein anlamına gelen VLDL olarak adlandırılırlar. VLDL. Bunun konumuzda çok alakası yok ama proteinin içerisindeki hidrofobik moleküllere olan yoğunluğunu gösterirler. Görünce şaşırmamanız için bir daha söylüyorum buna VLDL parçacığı adı verilir. Daha önce de bahsettiğim gibi protein kabuğu olan bu parçacık tüm bu yağ moleküllerini içerisinde toplar karaciğerdeki glikozun yeniden bir araya getirdiği yağ molekülleri ile birlikte, unutmayın karaciğer aynı zamanda bu şilomikron kalıntılarını da hücre içerisine alıyordu. Kolesterolle birlikte geriye kalan yağ moleküllerini de içerebilir. Bunların ikisi de VLDL molekülünün içerisine girebilir. Karaciğer bu iki yolun bir anlamda birleşmesini sağlar. Sonuç olarak lipoprotein lipazın yağ asitlerini serbest bırakabilmesi için ince bağırsaktan çıkıp kılcal damar yataklarına kadar giden filomikron gibi VLDL molekülü de benzer bir kaderi paylaşır. VLDL molekülünün kılcal damara ulaştığında yeniden lipoprotein lipaz tarafından harekete geçirilebileceğini hatırlatmak amacıyla buraya kılcal damar yatağına bir yıldız koymak istiyorum. Ayrıca hücrelere kolesterol de e, kolesterol de verebilir. Ancak bunu bu videoda işlemeyeceğiz. Şilomikron kalıntımızın ince bağırsaktan karaciğere olan yolculuğunu ve aynı anda yağın nasıl taşınıp yağ hücrelerimizde depolandığını işlemiş olduk. Bunların ne olduğunu unutmamamız için buraya bir işaret koymak istiyorum. Ancak bitirmeden önce yanıtlamamız gereken bir soru daha var. Yağ hücrelerinde depolanan yağ ne olur? Aslında yağ hücrelerinin yüzeyinde vücudumuzda o an dolaşan hormonların seviyesini tespit edebilen hormon reseptörleri bulunur. Bu önemli çünkü yemek yedikten sonra vücudumuzda dolaşan başlıca hormon insülin. Ancak yemek yedikten birkaç saat sonra insülin seviyesi düşmeye başlar. Yemek yedikten sonra insülin seviyesi düşer ve yeterli oranda kan glikozu bulunmamasına karşılık evet glukagon, glukagon adı verilen başka bir hormon seviyesi yükselmeye başlar. Bu süreçte yükselen başka pek çok hormon var. Ancak o esnada başlıca rol oynayan iki hormon bulunur. Glukagon seviyesindeki artışla birlikte insülin seviyesindeki düşüş de bu hormon reseptörlerini harekete geçirebilir. Çeşitli değişik enzimler aracılığıyla bu hücreler trigliserit moleküllerinden elde edilen yağ asitlerinin tamamını kan dolaşımına bırakması için yağ hücrelerine bir uyarı gönderir bunu göstermek, yemek yedikten saatler sonra neler olduğunu anlatmak için tüm bu yağ hücrelerinin yanına şişmiş başka bir kılcal damar yatağı çizelim. Bu sol tarafta gördüğümüz yemek yedikten hemen sonra olanların tam zıttı. Önceden belirttiğim gibi hormon seviyeleri bu hücrelere yağ asitlerini serbest bırakması için bir uyarı gönderir. Buraya temsili yağ asitlerini çizelim. Evet, bunlar yayılmaya başlarlar. Artık kanın içinde kan dolaşımına kan dolaşımına taşınan düşük seviyede yağ asidi var Ve unutmayın bunlar arkadaşlar hidrofobik yani su sevmiyor. Vücudumuz serbest kalan bu yağ asidi moleküllerinin kanın içindeki albümin adı verilen büyük proteinlerin içinde veya yanında taşınmasını sağlar. Bu proteinler ayrıca karaciğer tarafından da üretilir. Bu yağ asitleri kan dolaşımının sulu ortamında çözünebilmek için bu proteinlerle birlikte hareket eder Şimdi kısaca değişen hormon seviyelerine karşılık yağ hücrelerindeki trigliseritlerin parçalanmasını kolaylaştıran enzimden bahsetmek istiyorum. Buraya yine bir pekmen karakteri çizeceğim arkadaşlar. Tamam mı? Özel bir ismi olan bu enzim hormona duyarlı lipaz. Hormona duyarlı lipaz olarak adlandırılır. Tamam mı? Bunu da not ettik. Hormona duyarlı lipaz. Bu da bir lipas çünkü trigliseritleri parçalıyor ve hormona duyarlı çünkü değişen hormon seviyelerine tepki veriyor. Kanla birlikte taşınan yağ asitlerine geri dönecek olursak, vücuttaki çoğu doku artık bunları hücre içerisine alabilir. Elimizde kas hücreleri var. Buradaki kötü çizimimle göstermeye çalıştığım kası görebilirsiniz ve vücuttaki diğer dokularla birlikte kalp hücrelerini de sayabiliriz. Unutmayın, en önemli istisnalar beyin ve al yuvar hücreleri. Bunların dışında çoğu doku bu yağ asitlerini hücreye alarak onlardan fazla miktarda ATP üretebilir ve böylece e, yemekten sonra hemen yakıt bulamadığı anlar için saklayabilir. Son olarak, hormona duyarlı lipaz sayesinde kanda dolaşan bu serbest yağ asitlerinin en büyük tüketicilerinden birinin karaciğer olduğunu belirtmek istiyorum. Bunun sebebi ise şu. Yemek yedikten sonra aç kaldığımız süre zarfında vücudumuz bu yağ asitlerini kullanamayan beyin ve al yuvar hücreleri için kan glikozu seviyesini korumaya ihtiyaç duyar. Bu süreçte çoğunlukla karaciğerde gerçekleşen glikoneojenes arkadaşlar. Glikoneojenes ya da yeni glikoz üretilmesi işlemi. Adı bu demek glikoneojenes yani yeni glikoz jenere ediyor, üretiyor. Tamam mı? Çoğunlukla karaciğerde gerçekleşen glikoneojenez işlemi sayesinde fazla miktarda yani bu işlem yüzünden fazla miktarda ATP gerekir vücuda. ATP üretmek için de tek yakıt, en azından yani başlıca yakıt, yağlar olduğundan karaciğer fazla miktarda yağ alarak glikoneojenezin desteklenmesinde gerekli olan ATP'yi üretmek için bunları parçalar. Ayrıca glikoneojenezde üretilen glikozu boşa harcamak istemediğimizden, glikozun yağ asitlerine dönüştürülmesi işlemi, insülin seviyesi düşünce durdurulur. Bunun sebebi, glikozu yağ asitlerine dönüştürme işleminin aynı zamanda insülini de harekete geçirmesidir. İnsülin seviyesi düşünce doğal olarak bu işlemde durmuş olur.